من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evinden rahatını bırakıp Allah Resulü'nün hatırı için, rızayı bari için yola düşüp bu mescide, bu güzel mekana, Siyer Vakfımıza, Siyer Mektebi'ne gelen bütün dostlara selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Sevgili dostlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı bizim için büyük bir örnektir. Üsvetün hasenetün şeklinde geçiyor ayet-i kerimede. Güzel bir örnek, üsve-i hasene. Bunun yanı sıra onun aile hayatını öğrenmek, eşleri hakkında bilgi sahibi olmak, onun hayatının örnekliğini, aile hayatının örnekliğini anlamamızda bize çok büyük faydalar sağlayacaktır. Çünkü Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının her birinin mizaçları, tabiatları, yetişme şartları, kabiliyetleri farklı farklıydı. Ve bizim müminler olarak onlardan alacağımız çok şeyler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca unutamadığı hanımı Hazreti Hatice'den bu akşam bahsedeceğiz. Niye unutamadı? Çünkü Hazreti Hatice Hazreti Peygamber'i bir peygamber olarak değil de bir insan olarak, bir şahsiyet olarak gören, onu o şekilde kabul eden ve hayatını ona göre idame ettiren tek hanımıydı. Bu çok önemli bir şey. Konumuzun ilerleyen dakikalarında buna değineceğiz. Diğer hanımlar ise o bir peygamber olduğu halde onunla evlenmişlerdi. Ki birçok hanım Efendimizle evlenmek için kendisi teklifte de bulunuyordu. Nitekim Hazreti Hatice'de de bunu görüyoruz ama Hazreti Hatice onu bir peygamber olarak değil, bir insan olarak tanımış ve bu şekilde onunla evlenmişti. Hazreti Hatice miladi 556 yılında Mekke'de doğmuş, Kureyş'in bir kolu olan Beni Esed kabilesine mensuptu. Babası da Huveylid bin Esed, gene bu Beni Esed kabilesinin reisi hükmünde Mekke'de sözü geçen önemli bir kabilenin başkanıydı. Hazreti Hatice Efendimizle evlenmeden önce iki evlilik yapmış ama bu evlilikleri eşlerinin ölmesi münasebetiyle çok kısa sürmüştü. Bu evliliklerinden bazı rivayetlere göre 3, bazı rivayetlere göre 4 çocuğu olmuştu. Hazreti Hatice Efendimizle evlenmeden önce ve sonrasında da Mekke'de Mekke'nin en ileri gelenlerinden, en zengin hanımlardan biri olup kendi mülkiyetini, kendi idaresini idame ettiren önemli bir şahsiyetti. Onun içindir ki evlilikten sonra Hazreti Hatice ile evlenmek isteyen Mekke'nin çok ileri gelenleri oldu. Fakat Hazreti Hatice işte önceki kocalarından olan çocuklarının bakımını bahane ederek bunlardan hiçbirini kabul etmedi. Ve nihayet Peygamberimizle evlendi. Tabii ki bu kabul etmeyişte de manevi bir durum söz konusu olur. Şöyle ki Allah Celle Celaluhu Hazreti Hatice anamızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle evlendirecekti. Hazreti Hatice'nin az önce söylediğimiz gibi Peygamber Efendimizle evlendikten sonra Efendimizin mariyeden olan İbrahim hariç bütün çocukları Hazreti Hatice'den dünyaya gelmişti. Bu da çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu şekilde Efendimizin daha peygamber olmadan hayatına girmiş, önemli bir şekilde yer açmış bir şahsiyet, vefat edinceye kadar maddi manevi tüm gücünü Resulullah'a ve din-i İslam'ı mübine harcamıştı.
Bunu şimdi aşama aşama görmeye çalışalım. Hazreti Hatice doğum olarak takribi bir tarih verebiliriz. Hicretten 68 yıl kadar, 66-68 yıl kadar önce Ebrehe ordusunun Kabe'ye saldırdığı yıl olan, ki buna fil vakası diyoruz. Fil vakasından da 14-15 yıl kadar önce Mekke'de dünyaya geldi. Önceleri tarih olarak belli bir takvim kullanılmadığı için önemli harikulade olaylar veya sel baskını, deprem, zelzele gibi olaylar tarih başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Bu fil vakası da böyle bir önemli vakaydı. Bildiğiniz gibi Ebrehe ordusunu alarak Mekke'ye saldırmış, Kabe'yi yıkma amacıyla gelmişti. Ve fil vakası bu şekilde meydana gelmişti. Ayetlerde de, surede de geçiyor bildiğiniz üzere. Bu tür olaylar tarih başlangıcı olarak sayılıyordu. Hicretin takvim yılı olarak kabul edilişi Hazreti Ömer dönemine denk düşer. Tarihlendirmenin olmayışı bazı yazışmalarda aksamalar meydana getirdiğinde Hazreti Ömer'e gelen bir teklif üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh bir tarihlendirme yapalım deyince ashabla istişare eder. Bir kısım sahabiler ya emiral müminin nübüvvetin başlangıcını yapalım der. Bazıları da hicret hakla batılın ayrıldığı önemli bir vaka olduğu için hicreti takvim yılı yapalım deyince hicret takvim başlangıcı sayılmış. O gün bugün de hicri takvim dediğimiz, işte bugün Recep'in biriydi mesela. Recep, Şaban, Ramazan hicri takvimin 12 ayından 3 aylarıdır. Bunlar adı da üzerinde zaten 3 aylar diyoruz. Dolayısıyla fil vakasından 14-15 yıl önce dünyaya gelmişti. Az önce de söylediğimiz gibi babasının adı Huveylid bin Esed, ki bir önemli kabilenin başkanıydı. Annesi de Fatıma'ydı. Hazreti Hatice Kureyş'in Beni Esed koluna mensup olup hem anne tarafından hem de baba tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Kusay bin Kilap'la Lüey bin Galip'te akrabalık bağı olarak birleşirler. Araplarda ensaf ilmi denilen önemli bir ilim vardı. Nesepleri çok iyi biliyorlardı. Biz maalesef teknolojik bir çağda olmamıza rağmen, ben de dahil olmak üzere, geriye dönük kaç tane dedemizin ismini bilebiliyoruz acaba? Ama o zaman da özellikle Hazreti Ebubekir ve daha sonra Hazreti Ayşe, bir kısım sahabiler bu ensap ilminde çok ileri bir seviyeye gelmişlerdi. İşte bu yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle hangi göbekten akraba oldukları bu şekilde tespit edilebiliyordu. Hazreti Ayşe'nin İslam öncesi hayatında çok fazla bir bilgiye sahip değiliz ama şunu çok iyi biliyoruz ki İslam'dan önce dahi kendisine temiz kadın anlamına gelen Tahire lakabı verilmişti. Namusuyla, şerefiyle ticaret yapan, kervanları gönderen bir hanımefendiydi Hazreti Hatice. Mekkeli hemşerileri tacirliği yönünden öne çıktığından dolayı da kendisine tacire, yani ticaret yapan kadın anlamına tacire diyorlardı. Ayrıca Kureyş'in efendisi anlamına gelen Seyyidetü Kureyş lakabı da yine kendisine verilen isimlerdendi. Hazreti Hatice çok güzel bir kadındı. Gerçekten kaynaklarımız bize onun giyimine, kuşamına çok dikkat eden, siyahlar giyinen, çok usta ellerden çıkan takılar takan ve çok da alımlı, böyle çok güzel bir kadın olduğunu söylerler. Nitekim bununla alakalı da kendisine Ceyyide lakabını vermişlerdi. Biz ama neyle onu tanıyoruz? Hadicetül Kübra şeklinde tanıyoruz. Efendimizin ilk hanımı olmasından dolayı, ilk hanımı olması hasebiyle kendisine Hadicetül Kübra lakabı da verilmişti. Önceki evliliklerinden olan oğlu Hind'e nispetle Ümmü Hind, ayrıca Kasım'a nispetle de Ümmül Kasım lakabı da kendisine verilen adetlerdendi, isimlerden, lakaplardandı. Araplarda şöyle bir adet vardı, kişi ilk doğan çocuğuna nispetle
İlk doğan çocuğuna nispetle künyelenirdi. Bu bir şerefti. Künyesi olmayanlar üzülürdü. Hatta Hazreti Ayşe'nin çocuğu olmadığından dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Ya Resulallah, benim çocuğum yok, künyem de yok. Bana bir künye ver." demiş. O da Hazreti Ayşe'nin ablasının çocuğu olan Abdullah'la, Abdullah bin Zübeyir'le kendisini künyelendirmişti. Dolayısıyla Ümmül Kasım şeklinde de güzel bir künyesi vardı. Hazreti Hatice ticaret yapmasından da anlıyoruz. Çok akıllı, zeki, idareyi bilen, insanları idare edebilen, insanları çalıştırabilen, cömertliği de öne çıkan bir şahsiyetti. Ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt annesi Halime Hatun bir gün onları ziyarete geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlar Hazreti Hatice ile evli bulunuyordu. Halime'yi görünce çok mutlu oldu. "Anne, anneciğim," diyerek kendisine hürmet etti. Onu çünkü annesi gibi severdi. Hazreti Hatice onu çok güzel ağırladı. Çok güzel hürmet, izzet, ikramda bulundu. Halime Hatun o günlerde yurtlarında kıtlıktan falan bahsedince de hayvanların işte kırıldığından, sıkıntı yaşadıklarından bahsedince de Halime Hatun'a 40 koyun ile binme ve yüklerini taşımak için de onlara bir deve vermişti. Bu cömertliği Hazreti Peygamber'i çok duygulandırmıştı. Hazreti Hatice gerçekten çok zengin olmasına rağmen çok da cömert bir insandı ve parasını insanlara harcamaktan çekinmiyordu. Nitekim parasının tamamını Şiibi Ebi Talip dediğimiz boykot yıllarında, 3 yıl sürecek boykot yıllarında tamamını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin İslam dininin Müslümanların uğrunda tüm servetini harcamıştı. 3 yıl süren boykot süresince. Servetini biraz aklımıza getirecek olursak, serveti o kadar büyük bir servet idi ki Mekkeli müşriklerin gönderdiği kervan kadar sadece Hazreti Hatice kendisi kervan gönderiyordu. Yani Mekke'deki tüm serveti düşünün, bir de Hazreti Hatice'nin servetini düşünün. Bu servet o 3 yıllık boykot süresince müminlere harcandı. Çıktığında servetinden eser kalmamıştı. Yakın çevresine baktığımızda İslam dini o günlerde yoktu ama çeşitli dinlere mensup, Hristiyanlığa mensup, Hanif dinine mensup yakınları olduğunu, bunların okur yazar, böyle çalışan, çabalayan, bir şeyler öğrenme gayreti içinde olan insanlar olduğunu görüyoruz. Mesela Varaka bin Nevfel bunlardan biriydi. Osman bin el-Huveyriz bunlardan biriydi. Hazreti Hatice'nin kabilesine mensup kişilerdi. Babası da Hacer-ül Esved'i bulunduğu yerden çalıp Kabe'den alıp Yemen'e götürmek isteyen Tübba denilen şahısla mücadele etmiş ve Hacer-ül Esved'in yerinde kalmasını sağlamıştı. Bu şekilde Cahiliye Araplarında dahi Hacer-ül Esved ve Kabe önemli bir yer tutuyordu. Müşrikler de Kabe'ye gidip orada putlara taparak ibadet ediyorlardı. Ama Kabe Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze ibadet mekanı olma özelliğini koruyordu. Babası vefat etmiş. Daha sonrasında Hazreti Hatice kendi idaresini, kendi kervanını yürütmek, göndermek suretiyle ticaretine devam etmişti. Az önce de bahsettiğimiz gibi iki evlilik yapmış. Bunlardan birisini Ebu Hale bin Ennebbaş ile yapmış. Daha sonra da bu kocası vefat edince Atik bin Aiz ile evlenmişti. Bunlardan 3 tane, bazı kaynaklara göre de 4 tane. Bir Haris ismi ilave ediliyor buna. Bu çocuklar hepsi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanına yetişmiş, Efendimizin terbiyesinde bulunmuş ve netice itibariyle İslam'ı seçmiş sahabi olmuşlardı. Hazreti Hatice'nin ticaretine biraz değinmekte fayda var. Hazreti Hatice ya kendi kervanını gönderiyor ya da mudarebe yoluyla anlaşma yaparak, insanlarla anlaşma yaparak ortaklaşa kervan gönderiyorlardı.
mal varlığı konusu babasının mal varlığıyla ilgili kaynaklarda çok net bir ifade yok ama babasının Beni Esed kabilesinin reisi olması, danışılan bir insan olması, Mekkeli müşrikler arasında saygıdeğer bir yerinin olduğunu düşünürsek muhtemelen maddi yönünün de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bunun yanı sıra ölen iki kocası da zengin insanlardı ve ondan yüklü miktarda miras kalmıştı. Hazreti Hatice de kalan bu mirası ticarette değerlendiriyordu. Hazreti Hatice tabii az önce de söyledik, akıllı birisiydi. Ticaretini çok iyi yapan birisiydi. Çevreyi sürekli denetliyor, gözetliyor. Ticaret kervanımı kiminle gönderirsem daha güzel bir sonuç elde edebilirim. Bunun kaygısını, bunun çalışmasını da yapıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'de o günlerde temayüz etmiş bir gençti. Yaşı işte 20-22'li yaşlarda olmasına rağmen kendisine El Emin lakabı verilmişti. Kolay kolay bir kimseye bu lakap verilmiyordu. El Emin lakabı bildiğiniz üzere daha peygamber olmadan çok çok önce peygamberimize verilmişti. Bunu bilen Hazreti Hatice, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi çeşitli yerlere kervanıyla beraber gönderdi. Mesela Tihame yakınlarındaki Hubaşe pazarına Efendimiz'i gönderdi. Efendimiz Cüreş denen bir pazara da yine Hazreti Hatice adına, çünkü Ebu Talib'in yanında kalan Hazreti Peygamber maddeten çok sıkıntı çekiyordu. Yani Ebu Talib de sıkıntı çekiyordu. Maddi durumları çok zayıftı. Hazreti Hatice'nin Efendimiz'i bu şekilde göndermesi Ebu Talib'i de doğrusu çok memnun etmişti. Bu seferlerden kendisine iki deve, iki genç erkek deve ücret olarak vermişti. Hazreti Peygamber'in yaşı 20'li yaşlara az önce de söylediğim gibi gelince Ebu Talip Hazreti Peygamber'in artık bir şeyler yapmasını, işte Hatice'den o önceki bir iki tecrübenin güzelliğine de bakarak bir iş istemesini söyledi ama Efendimiz çok utangaçtı. Yani bunu gidip söyleyecek bir durumu yoktu. Fakat kendisine Hazreti Hatice'ye bu teklif edilince bu teklifi her iki tarafta kabul etti ve Hazreti Hatice Efendimiz'i kervanının başında seferlere göndermeye başladı. Meysere isimli bir köleye de Muhammed'i takip et. Nasıl ticaret yapıyor, insanlarla münasebeti nasıl, neler konuşuyor şeklinde bir şeyler söylemişti. Aslında bu ifadelerden biz Hazreti Hatice'nin Hazreti Peygamber'i gözetim altına aldığı sonucunu da çıkarabiliriz. Ahlakını, edebini, kendi yanında nasıl durmasının dışında dışarıda nasıl bir hal, tavır içerisinde olduğunu da merak etmiyor değildi. Bu da bunun bir sonucu olarak Meysere'ye söylediği şeylerdi. Kervan dönüşü evinin üstüne çıkıp uzaktan böyle kervanın gelişini izleyen Hatice alelacele işte Muhammed ve Meysere'nin yanına gelmesini sabırsızlıkla bekledi. Hazreti Peygamber ticaretle ilgili bilgiyi verip oradan ayrıldıktan sonra biraz da telaşlı bir şekilde Hazreti Hatice Meysere'ye Hazreti Peygamber'le ilgili sorular sordu. Ticaret durumundan, yolda gidişinden, gelişinden, şimdi çok detaylara girmeyelim, anlatınca çok memnun kaldı. Tebessüm etti. Aradığı bir şeyler vardı sanki ve onu bulmuş gibiydi. Dolayısıyla araya bir süre geçtikten sonra Hazreti Hatice Efendimiz'i işte hurma ve benzeri ikramlar için evine davet eder. Orada kendisine ikramlarda bulunur ve evlenmek istediğini söyler. Bakın teklif Hazreti Hatice'den gelir. Bunu duyan Ebu Talip çok mutlu olur. Çünkü Hazreti Hatice'yi mesela Ebu Cehil diye meşhur Amr bin Hişam başta olmak üzere Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri istemesine rağmen Hazreti Hatice onlarla evlenmeyi hiçbir şekilde düşünmemiş, ben çocuklarıma bakacağım. Böyle bir niyetim yok demişti. Ama bu defa teklif kendisinden geliyordu.
Buna Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de memnun oldu. Ebu Talip de memnun oldu. Muhtemelen Hazreti Hatice'yi Efendimizle evlenme fikrine götüren sebepler arasında akrabası oluşu, işte Mekkeli müşrikler arasında genç olmasına rağmen el emin sıfatıyla vasıflanması, güzel huylu oluşu, emniyetli bir insan oluşu, Meysere'nin kervan dönüşü Hazreti Peygamber hakkında ona söylediklerinin de çok büyük tesir olduğunu söylememiz gerekir. Hazreti Hatice de zaten nesep bakımından çok üst düzeyde bir nesepti. Dolayısıyla küfü de söz konusuydu. Nesep anlamında iki taraf birbirine uygundu. Ve Hazreti Hatice amcana söyle, hani babası olmadığı için, gelsin beni amcamdan istesin. Babası Huveylid bin Esed Ficar savaşlarında vefat etmişti. Dolayısıyla yaşı kaç olursa olsun, maddi yönü ne olursa olsun, Mekke'de şöyle bir adet vardı. Kadın evli dahi olsa, boşanmış dul dahi olsa mutlaka kabilenin büyüğü, evinin büyüğü tarafından evlendirilirdi. Onun sözü alınırdı. Fakat onlar maddeten çok zengindiler, durumları çok çok iyiydi ama Hazreti Peygamber fakir bir aileye mensuptu. Bu biraz sıkıntılı gibi görünüyordu. Hazreti Hatice bunu da bir şekilde çözecekti. Ebu Talip bir rivayete göre Hazreti Hamza ile birlikte Hazreti Hatice'yi istemeye giderler. Orada Arap geleneğine göre istemek için böyle bir hutbe irade edilir. Yani hutbe aslında biz de yapıyoruz da belki usulüne uygun yapmıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Mesela işte Allah'ın emri, peygamberin kavliyle vesaire vesaire diyoruz. Burada daha kitapların bize kaynakların ilk dönem İslam tarihi kaynaklarının bize anlattığına göre daha geniş konuşmalar, böyle kabilelerin vasıfları, özellikleri sayılıyor. Ondan sonra kız istemesi yapılıyordu. Onun için ilk sözü alan Ebu Talip kalkarak önce Allah'a hamd etti. Bakın müşrik olmalarına rağmen Allah'a hamd ediyorlar. Müşrik kafir değil sevgili kardeşlerim. Müşrik Allah'a inanıyor ama Allah'a aracı olarak da bazı putlara tapıyor. Onu Allah'a ulaştıracağını, kendilerini Allah'a ulaştıracağını zannediyorlar. Tabii ki sıkıntılı bir durum. Allah'a hamd ettikten sonra bizi İbrahim'in zürriyetinden, İsmail'in neslinden, madeninden yaratan Allah'a hamd olsun diyor. Biz diyor yüzyıllardır aile olarak Kabe'nin bakıcılarıyız, Kabe'ye hizmet etmiş önemli bir kabileyiz şeklinde, şimdi kısa geçeyim, uzun uzadıya bir hutbe irad ediyor ve ardından iki ailenin birbirine denk olduğunu, maddi şeylerin geçici olduğunu, çünkü amcasının maddi durumu sıkıntı yapacağını bildiği için maddi şeylerin geçici olduğunu ve önemli olanın İki tarafın birbirine denk olması ve birbirini istemesi olduğunu, asalet bakımından birbirine uygun olması olduğunu söylüyor ve bu şekilde konuşmayı yapıyor. Bunun üzerine Hazreti Hatice'nin amcası oğlu ki ilim sahibi bir insandı, bir Hristiyan olmasına rağmen Varaka bin Nevfel, o da akıllı bir insan, işin üç yüzünü bildiği için amcasının kalkmasına fırsat vermeden kendisi ayağa kalkıp o da işte Beni Esed'in yani Esed kabilesinin önemli olduğunu, Hazreti Hatice'nin gerek güzelliğiyle, gerek aklıyla, soyuyla, zenginliğiyle, ticaret yapabilecek kabiliyette olmasıyla, asaletini, vasıflarını sayarak iki tarafın birbirine denk olduğunu Allah'a hamd ederek ifade etti. Fakat Ebu Talip ben Hatice'nin amcasının da konuşmasını istiyorum dedi. Bunun da sebebi şu. Eğer velisi olduğu kişi bir söz söyleyip söz vermemişse bu nikah sonradan geçersiz sayılabilecekti. Bunu bilen Hazreti Hatice o zaman tabii hem müşrik o insanlar hem de içki falan haram da değil. Tabii ki içmeyenler var. Mesela Hazreti Ebu Bekir hiç ağzına içki koymamıştır. Ama Hazreti Ömer içmiştir mesela. Şimdi amcasının
içkisini şiddetli bir şekilde yapıyor, onun daha sarhoş olmasını sağlıyor. Kalkıp Amr bin Esed'e söz verilince, ya ne oluyor burada falan diyor. Diyor işte biz Hatice'yi Muhammed'e istedik. Tamam diyor, ben de Hatice'yi Muhammed'e verdim diyor. Siz madem istiyorsunuz. Yani bir nevi kendinde olmadan aslında vermiş oluyor. Bu da tabii işin usulü o zamanın şartlarına göre. Daha sonra tabii ki işi biraz hızlandırmamız gerekiyor. 400 veya 500 dirhem mehir üzerinde anlaşma yapılıyor ve 200-250 kişilik kişiye develer kesilerek bir yemek veriliyor. Yemek verildikten sonra bu evlilik gerçekleşmiş oluyor. Tabii ki o aranın, o günlerin şartlarına göre defler çalınıyor. Belli bir düğün usulü, uslubu içerisinde bir düğün yapılarak davetlilere bu durum bildiriliyor ve evlilik gerçekleşmiş oluyor. Bu evlilik, sevgili kardeşlerim, sevgi, saygı, bağlılık, özellikle eşini muhafaza etme, eşini canı pahasına sevme, ki bize de ibret olması gereken bir şey, eşine ne söylerse söylesin doğrudur inancıyla bağlanmanın ilk evliliği belki de ve günümüze kadar gelen örnek bir evlilik olarak gerçekleşmiş oluyor. Bildiğiniz üzere Hazreti Hatice vefat edinceye kadar Efendimiz başka hiçbir hanımla evlenmiyor ve Mariye'den olan İbrahim hariç 6 çocuğu da Hazreti Hatice'den dünyaya geliyor. Bunlar bildiğiniz üzere Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma ve Abdullah şeklinde 6 tane çocuğu. Bunların hepsi de bir İsset'ten önce doğuyor. Erkek çocuklar küçük yaşta vefat ediyorlar. Ama kızlar daha sonra yaşayarak Efendimizle beraber hicreti yapıp Medine'ye göç ediyorlar ve daha sonra vefat ediyorlar. Şimdi bu Hazreti Hatice'nin İslam öncesi dönemini bu şekilde özetledikten sonra ilk vahiy geldiğinde Efendimiz'e destek oluşu. Efendimiz belli bir yaşa geldiğinde uzleti sevmeye başlıyor. Artık Allah onu peygamberliğe hazırladığı için Hira Nur mağarasına çıkıp orada kendi kendine tefekküre dalıyor, Allah'ı düşünüyor. Bu şekilde yalnız kalmayı çok seviyor. Hazreti Hatice Efendimizle ilgili endişe duyuyor ama sürekli onu gözünün önünden ayırmıyor. Mesela orası çok dik. Şimdi bazı merdivenler yapmışlar. Ama buna rağmen çıkmak yine çok zor. Oraya Efendimizle beraber çıkıyor çoğu zaman. Bir süre yanında kaldıktan sonra onu Allah'la baş başa bırakıp geri geliyor. Bir iki gün haber almadıktan sonra yine bazı erzak hazırlayıp o uzun ve dik yamaçları geçip o mağaraya Efendimiz'e erzak götürüp ona maddi manevi psikolojik destek olmaya devam ediyor. Çoğu zaman da Hira'ya beraber gidiyordu. İşte bu belli bir zaman sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık bazen sesler duymaya başladı. Geri dönüp baktığında ise kimsenin olmadığını görüyordu. Tedirgin olmaya başladı. Bunu Hatice'ye açtığında Hatice, hiç korkma amcaoğlu. Sen akrabayı gözeten, cömert, yetimi, yoksulu, yakınını koruyan bir insansın. Sen emin bir insansın. Şeytan seninle mücadele edemez diye adeta psikolojik bir destek sağlıyordu. Bu çok önemli. Çünkü Hazreti Peygamber peygamber olacağını bilmiyordu ki. Hazreti Peygamber bir insandı. Cebrail aleyhisselam gelip ona sen peygambersin demeyinceye kadar, vahiy getirmeyinceye kadar peygamber olduğunu bilmiyordu. Dolayısıyla bazı sesler duyması çok makuldur. Tedirgin olması da çok makuldur. Çünkü biz insan olarak ne hissediyorsak o da insan olarak aynen hissettiğimizi o da hissetmiştir. Evet, bu şekilde ilk ayetler gelinceye kadar Hazreti Hatice kendisine destek oldu ve ilk ayetler İkra bismi rabbikellezî halak şeklinde gelince Cebrail aleyhisselam bu müjdeyi verince adeta Resulullah titremeye başladı.
ve ben okuma bilmem dedi. Fakat Cebrail aleyhisselam onu sıktıktan sonra bu ayetleri okumaya başladı. Hatice'nin yanına geldiğinde tir tir titriyordu. Hazreti Hatice onu teskin etti. Az önce söylediğim gibi korkma dedi. Bu manevi bir şeydir, ruhani bir şeydir. Şeytan sana ilişemez şeklinde onu psikolojik olarak hazırlıyordu. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belli bir zaman sonra ey Hatice artık dinlenmek için vakit yoktur. Bu bana gelen seslerin, bana gelen meleğin gerçek melek olup olmadığını nasıl anlayacağız deyince bir rivayete göre Hazreti Hatice o melek sana geldiği zaman beni yanına çağır dedi. Bir gün Cebrail aleyhisselam geldiğinde bakın Hazreti Hatice'deki manevi destek, psikolojik destek ve zekaya bakın. Geldiğinde Resulullah Hazreti Hatice'yi çağırdı. Hazreti Hatice işte başı açık bir vaziyette falan oraya gelince Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme daha böyle karı koca gibi yaklaşınca melek ortadan kayboldu. Kendine çeki düzen verince Cebrail aleyhisselam bir daha gelince Efendimiz'e soruyordu tabii. Ben filan zaman gelince ne oldu diyordu. Resulullah da işte melek ortadan kayboldu şeklinde gözüme görünmez oldu deyince bu gerçek Cebrail'dir dedi. Ve Efendimiz'i alarak Varaka bin Nevfel'e götürdü amcası oğluna. O Hristiyan olmasına rağmen alim bir insandı, bilgili bir insandı. Ona bu durumu anlattılar. O da müjdeler olsun sana ey Muhammed dedi. Sen dedi son peygambersin. Ben dedi o günlere yetişirsem ben de sana iman edeceğim şeklinde de rivayetler var. Efendimizin onu cennette gördüğüne dair bazı rivayetlerde bulunmakta. Bu şekilde İslam dinini Allah Resulü tebliğ etmeye başladı. Müşriklerin Müslümanlara yaptıkları eziyetleri çok iyi biliyorsunuz. Başta cariye ve köleler olmak üzere güçsüz insanlara çok büyük eziyetler yapılmaya başlandı. Önce Efendimizin izniyle Habeşistan'a hicret edildi. Orada adil bir hükümdar Necaşi bulunduğu için bazı müminler oraya gittiler. Bazı müminler Hazreti Ebubekir dahil olmak üzere Kabe etrafında dövüldü, sövüldü. İşkenceler o kadar ileri bir safhaya geldi ki artık müşrikler, azılı müşrikler bu müminlerin kökünü kazımayı hedeflediler ve onları Şeybi Ebi Talip dediğimiz Ebu Talib'in mahallesinde muhasara altına aldılar. Ve aralarında kız alıp vermemek, akrabalık bağını sürdürmemek, onlara yiyecek götürmemek, getirmemek şeklinde birçok maddeden oluşan anlaşmalar imzaladılar kendileri ve oraya müminleri bir yerde tutup adeta orada onların Yahud dinlerinden vazgeçmelerini ya da perişan olmalarını sağlamaya çalıştılar. İşte 3 yıl süren bu boykot yılları, buna boykot yılları diyoruz, çok hüzünlüdür, çok acıklıdır. Çünkü çoğu zaman aç kaldılar. Hazreti Hatice'nin bütün serveti adeta orada geçmiş gitmiş oldu. Hazreti Hatice ve Efendimiz'e Hazreti Hatice ile beraber en büyük desteği veren Ebu Talip boykottan çıktıktan 6 ay sonra ikisi de vefat etti. Çünkü boykot onları çok yıpratmıştı. Yaşlı bedenleri artık ona dayanamıyordu. O Ebu Talip ki dirayetiyle çocukluğundan beri en az Hazreti Hatice kadar Efendimiz'in üzerinde emeği var. Çocukluğundan beri Hazreti Peygamber'i korumuş. Ona adeta bedenen bir zırh olmuştu. Efendimiz'e herhangi bir şekilde saldırıda bulunulduğu zaman mutlak surette beni çiğnemedikçe Muhammed'e ulaşamazsınız diyordu. İşte 10 Ramazan günü hicretten 3 yıl sonra, daha doğrusu hicretten 3 yıl önce boykottan 5-6 ay kadar sonra bu iki şahıs da 3 gün arayla vefat ediyordu. Hazreti Hatice vefat ettiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgi ve merhametle gözünden yaşlar aktı. Aynı zamanda Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma da anneleri için gözyaşları döktüler. Bu döneme, bu yıla hüzün yılı adı verildi.
Hüzün yılı. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ümmet üzerindeki şu günlerde toplanan bu iki musibetten hangisine yanacağımı bilemiyorum demek suretiyle çok hüzünlü olduğunu ifade ediyordu. Hazreti Hatice Cennetül Mualla'ya defnedildi. Kabri bir süre ortadan kayboldu fakat 729 tarihinde 1328-29'a denk geliyor. Görünen manevi bir rüya üzerine Hazreti Hatice'nin kabri tespit edildi ve Osmanlı hükümdarlarından hepinizin çok iyi bildiği Kanuni Sultan Süleyman 1543 ve 44 yılında Hazreti Hatice'nin kabrinin üzerine, daha doğrusu kabrine bir türbe yaptırdı ve oraya bir türbedar görevlendirdi. Türbedar orada sürekli Kur'an-ı Kerim okuyor ve Hazreti Hatice'nin ruhuna bağışlıyordu. 1925 yılında şu anki Suud Krallığı iktidara gelince Abdülaziz bin Suud bütün türbeleri bir yıl içerisinde yıktırdı ve şu anda orada türbe namına bir şey kalmadı. Ama Hazreti Hatice'nin kabri Cennetül Mualla'da mevcut. Cennetül Mualla Mekke'de Kabe'ye yakın Cin Mescidi denilen mescidin yakınlarında ziyaret edilebilir. Sevgili kardeşlerim, sonuç olarak söylemek gerekirse, Hazreti Hatice, Efendimizin hayatında derin iz bırakan bir şahsiyet. Vefatından yıllar sonra Hazreti Ayşe, dışarıdan gelen birini duyunca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hale mi veya bir rivayete göre Hatice'nin sesine benziyor diye heyecanlanması üzerine, ya Resulallah sen o dişi dökük yaşlı Mekke kadınını hala ne diye anıyorsun deyince, Hazreti Peygamber'den belki de hiç beklemediğimiz bir şekilde sert bir tavırla sus der ona. Hiç kimsenin destek olmadığı bir ortamda o bana destek oldu. Manevi ve maddi desteklerini gördüm. Allah bana ondan çocuklar lütfetti. En sıkıntılı yanımda, en sıkıntılı zamanlarımda yanımda oldu. Demek suretiyle Hazreti Hatice'nin yanında ne kadar kıymetli olduğunu ifade etmiştir. Hazreti Hatice o zamanlar tabii Efendimiz'e din yeni geldiği için hadis rivayeti de bulunmamıştır. Fakat kendisi hakkında epey hadis-i şerifler vardır. Efendimizin mübarek hadisleri vardır. Onlardan birkaç tanesini aktararak konumuzu bu şekilde tamamlamış olalım inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana onun sevgisi bahşedildi buyurmuş. Başka bir hadiste de dünya kadınlarının en hayırlısı Hatice binti Hüveylid'dir şeklinde, bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı Hatice bin Hüveylid'dir şeklinde rivayette bulunmuştur. Başka bir hadiste de gene bununla alakalı olarak dünya ve ahirette dört değerli kadın olduğunu, Meryem binti İmran, Firavun'un karısı Asiye, Hatice binti Hüveylid ve Fatıma bint Muhammed şeklinde, Hazreti Fatıma, bunları sayarak dünya ve ahirette en değerli dört kadının bunlar olduğunu ifade etmiş. Bir hadiste de yine Cebrail aleyhisselamın geldiğini, Hatice'nin cennette gürültüsüz, patırtısız, sükunet bir şekilde güzel bir evde olduğunu ona müjdelediğini ifade etmiştir. Yine başka bir hadis-i şerifte, ey Hatice, Cibril sana Rabbimden selam söylüyor demiştir. Ne mutlu ona. Allah bizi onların şefaatine nail eylesin. Hazreti Hatice de Allah selamdır ve selam ondandır şeklinde Cibril'e de selam olsun diye mukabelede bulunmuştur. Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadiste de ya Resulallah bu Hatice'dir. Cebrail aleyhisselam Resulullah'a geliyor. Diyor bu Hatice'dir. Sana içinde yiyecek ve içecek bulunan bir kap getirdi. Rabbinden ve benden ona selam söyle. Oymalı inciden yapılmış, gürültüsüz, patırtısız bir sükunet evinde oturmaktadır şeklinde ifade ediyor. Az önce söylediğim Resulullah'ın öfkelendiği hadisin sonunda da şöyle bir ilave var. Diyor ki Hazreti Ayşe, ben diyor Resulullah Hatice hakkında bu şekilde söyledikten sonra daha ölünceye kadar ben ağzımı Hatice ile ilgili olarak açmadım diyor. Son olarak da şunu söyleyelim.
Efendimiz Hazreti Hatice'nin hastalığında yanına gider. Ona, ey Hatice, cennette bir arada olmaları ile ilgili bir ifadede bulunur. Hazreti Hatice de tebessüm eder ve o şekilde ruhunu teslim eder. Allah Celle Celaluhu bizleri bu önemli şahsiyetlerin hayatını dikkatli bir şekilde okuyup dersler çıkaran kullarından eylesin. Yani böyle bir roman gibi, hikaye gibi değil. Resulullah'a nasıl hizmet etmiş, Resulullah'a nasıl destek olmuş, o şekilde okuyup dersler almamız lazım. Allah başta peygamberimiz olmak üzere tüm enbiyanın ve Hazreti Hatice'nin ruhlarını şad eylesin. Bizleri onların şefaatine nail eylesin. Hepinizin gecesi mübarek olsun. Ömrünüz uzun, ilminiz âli olsun, dereceniz âli olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha.